Muhteşem 13. yüzyıla hoş geldiniz. Want Media Network Emirgen Stüdyosu'ndan sesleniyoruz size. Geçen bölümümüzde Şems'ten konuşmaya başlamıştık ve Şems'in tıpkı Mevlana gibi uzun uzun bölümlere yayılacağını öngörmüştük. Dolayısıyla Şems Güneş'i bizi aydınlatmaya ikinci bölümümüzde de devam ediyor. Yani öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar Fırat, Eray ve Sinan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba Eşim. hoş bulduk. Eşim. Hoş bulduk. İsterseniz hemen birinci bölümde bıraktığımız yerden yani Şems'in bir diğer lakabından devam edelim Fırat ne dersin? Şems'in önemli lakaplarından biri de Perende yani Perende de okunuyor, Perende de okunuyor o arada farklı kaynaklarda A ve E olarak telaffuz eden yazan kaynaklar var. Uçan yani çok sık yer değiştiren Uçan Şems diye ismi anılıyor lakabı anılıyor bunun da sebebi çok seyahat etmesi yani bir İbn Arabi değil yani o bambaşka bir boyut ama Şems de hayatı boyunca çok farklı yer değiştirmiş bu değiştirdiği yerlerde yaptığı yolculuklarda zaman zaman hocalık da yapmış zaman zaman önemli isimlerin çocuklarına ders de vermiş. Çok kısa sayarsak Tebriz'den sonra Tebriz'i 36 yaşında terk ettikten sonra belli başlı tabi bunların arasında çok küçük kentler de var ama büyük kentler olarak sayarsak Bağdat, Şam, Halep, Kayseri, Aksaray, Sivas, Erzurum ve Erzincan'ı gezdiği yani Konya'ya ulaşan, Mevlana'ya ulaşan yolculukta belli başlı şehirler olarak bu şehirleri gezdiği söylenir. Bu şehirlerde sık sık önemli isimlerle bir araya geliyor, sohbetlerde bulunuyor, fikir teyatilerinde bulunuyor biraz da not veriyor diyelim. Yani hani biraz da buluştuğu insanlarla bu insanların hepsi de farklı mezheplere, farklı inanışlara, farklı yaklaşımlara mensup insanlar ve onları biraz tartıyor. menamilikte bir gerçeklerin ortaya çıkması için yani gerçeğe ulaşmak için, doğru yola ulaşmak için hep bir tartışma, hep bir yeniden konuşma, fikir teatisinde bulunma hali vardır. Burada biraz onu özlemliyoruz. İşte Kayseri'de Kirmani ile konuşuyor. Evhadüttin Kirmani ile konuşuyor. Seyit Burhanettin ile konuşuyor. Bu Mevlana'nın gelişiminde önemli pay sahibi olan isimlerden biri. Bizim açımızdan en tabii muhteşemlerimizin açısından en önemlisi Şam'da İbnül Arabi ile bir araya geliyor. Bir sohbette bulunuyorlar. Sohbet dediğin ne bu arada? Yani böyle hani ne kadar sürüyor, nerede oluyor, önceden mi planlanıyor? Yani bir öğle yemeği gibi bir şey mi, nedir bu? Yok, öğle yemeğinde <laughs> buluşmuyorlar tabii. Bu isimlerimizin, muhteşemlerimizin gezdiği yerlerin çoğu medrese ya dönemin üniversiteleri gibi görebilirsin. Hani şimdi nasıl paneller yapılıyor, Hı -hı. seminerler yapılıyor. Öyle değil tabii bir seyirci yok ortada. Ama işte önemli camilerde, önemli külliyelerde, önemli medreselerde eğitimin olduğu, gençlerin olduğu yerlerde karşı karşıya gelip ya da yan yana gelip bir konuşma hali var. Ve biraz da yani İbn Arabi seviyor bu arada ama benim meşrebimle de değil diyor. Yani hani iyi bir insan, akıllı bir insan, zeki bir insan ama aynı meşrepte değiliz, aynı yolun yolcusu değiliz diye cevap veriyor. Onu nasıl bulduğuna ilgili sorulara. İbn Arabi ile nerede buluşuyorlar? Şam 1240. 1240'ta Şam'da buluşuyorlar. İbn Arabi Endülüs'te doğmuştu değil mi? Evet. İbn Arabi Endülüs'te doğdu. Anadolu'ya sonra Şam'a gitti değil mi? Anadolu, Şam, Anadolu böyle 3-4 kere gidip gelişi var. Burada Perende biraz şey gibi düşünüyorum ben. Geçen sohbette konuşuyorduk. Hatta şey dedik bir orada bir burada görünüyor. Hatta böyle aynı yerde mi görünüyor? Ben de evet öyle bir şey hatırlıyorum. Yani çok hızlı. Biraz böyle mucizevi evet. bir anlam da katılmış. Evet evet. Yani tabii orada bizim yine zamanın kavramları da o zamanla ilgili bazı şeyleri bir tekrar hatırlamak lazım belki. Bir telefon, gazete herhangi bir haber alma şeyin olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani bir insan bir yere geldi bir Aynen. açıp açıkta ta öbür tarafta başka bir yere haber vermiyor. E görece bir gezen normal gezen bir insana göre daha kısa sürelerde çok sık yer değiştirerek kaldığı için. Onun haberi gelene kadar belki bir gün bir sohbette işte dün Şam'daydı öbürü e, nasıl ya ben Halep'te de dün Hı -hı. görmüşler. Bu tarz bir sohbetle belki biraz yarı şaka belki biraz efsaneleştirilmiş halde bir uçma hali bir orada burada belirme hali oluştuğunu düşünüyorum muhtemelen. Evet belki de atı çok hızlıdır. <gülüyor> <gülüyor> Bilemeyiz sonuçta yani. Mümkün. Evet. Yani bu İbnül Arap mi konuşuyorduk? Onun tabii biraz Konevi'nin yumuşattığı böyle biraz daha sert farklı bir hali Konevi. var. Konevi. Yani bana çünkü Şems evet evet daha sonra onun biraz daha işte daha anlaşılır daha kitleye yayılabilir hale getirdiği düşüncesini birebir olmasa da Ümmül Arabi çünkü biraz daha iddialı, biraz daha böyle kalabalıklara bilgi vermeyi sabrı ve yaklaşımı olmayan hı hı. bir insan. Şems'in onu çok biraz meşremiz farkı dediği yani iyi ve derin bulduğunu ama belki bu açıdan takılmış olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bana göre Şems orada belli bir şey arıyor. Yani insanlar onu yönlendirsin veya ben oturayım insanlara ders vereyim. Onu çok istemiyor. Görünmez olup bir şekilde o aradığı şeyi insanların yüzünde görmek istiyor. Çünkü fakirlerin, bilgisizlerin de yanına oturup hı. vakit geçirirmiş. Yani bu illa devam bir, bir büyük isimlerden bir bilgi alayım içinden seçim değil. Daha sonra bahsedeceğiz detaylı o yüzünde görmek hani ayna olma bence yakalamak istediği hı hı. şey. Yoksa hani tırnak içinde daha bilgisiz veya fakir bir insanın yanında belki ona bakarak belki sadece dinleyerek vakit geçirmek. Yani arada bir soru var aklında belli bir arada düşünce var. Onu sorup cevap almaktansa ben siz konuşun, siz anlatın. Ben o ortamlarda vakit geçireyim. Farklı insanlarda bulayım. Onu görürsem ben anlarım gibi. O yüzden de çok fazla durak değiştiren bir seyahat şekli olduğunu düşündük. Hani başkalarının fakir ve bilgisiz bulduğu diyelim. ...insanlarla yaptığı muhabbetler, konuşmalar kendisinin ümmi, okuma yazma bilmeyen, cahil olarak adlandırmasına yol açıyor dışarıdan gören insanlar tarafından. O gezintilerinde hanlarda kalıyor, Böyle işte saraylarda kendini davet eden zengin insanların yanında değil, herkesin, normal insanların, normal tüccarların kaldığı hanlarda kalıyor. Ve kesinlikle bilgisiz değil. Mevlana'nın daha sonraki ifadesiyle kimyada iyiymiş, ee, nücum iliminde o zaman ilim olarak görülüyor, rüya tabirinde iyiymiş. Riyaziyatta yani matematikte iyiymiş, ilahiyat zaten hani bildiğimiz şeyleri. İkemiyat yani felsefede hikmetleri anlatmakta iyiymiş, mantıkta iyiymiş. Narenciyat yani sihir ilimleri o zaman da tabii hani farklı isimler veriliyor farklı yeteneklere. Bunlar da iyi bir insan olarak daha sonra Mevlana'nın deyişiyle yani dediğimiz gibi o ümmi ve cahil olarak görme durumu biraz da o halkın arasına inerek normal insanların arasına inerek saraylarda değil hanlarda kalmasından dolayı biraz değişik bir isim. Bir de tek başına seyahat edermiş. Bu da ilginç bir not. O dönem Anadolu ve Pers coğrafyası işte İran coğrafyası. Aslan kaplan gerçekten yırtıcılığında <laughs> <mi? gülüyor> hayvanların hayvanatın bulunduğu şeylerin mahlukatın hmm. bulunduğu bir coğrafya öyle tek başına seyahat etmek ciddi ve zor bir iş ona rağmen cesur maceracı bir insan olduğu ortaya çıkıyor. Mesela siyah giyiniyor demiştin ya onun bir ilgisi olabilir mi bununla da yani hem halka inerken hem de yalnız seyahatlerinde hayvanlardan kaçınmak açısından? O siyah giyinmesi feracesi tek malı olduğu hmm. da söyleniyor yani hani yaşamak için dersler veriyor, işte ticaret yapıyor. Bir yerde bir su yolunda, Erzincan'da sanırım, pardon Kayseri'de Hacılar su yolunda Pameli yapmış. Hani hep böyle çalışmış gezerken işte hayatını idame ettirmek için ve o üzerindeki o siyah verici, siyah kıyafet tek malı, tek mülkü olduğu söyleniyor takipçileri onu tanıyanlar. Belki de tabii. birden fazla evet, siyah, siyah şeyi vardır şey... ya. Belki birden fazladır ama hepsi siyahtı Şey Steve Jobs gibi. <laughs> Gardırop taşıyıcı olabilir tabii. <laughs> Görünmez olmak için o biraz zaten herhangi bir ortamın öznesi olmamak gibi bir çabası var yani veya çünkü çok sonuçta parlak biri ve ünlenmeye başladığı anda hep terk etmiş bulunduğu yeri. Hani yaklaşık kaldığı belli bir süreyi açtığı zaman. Bir de tabii o ben onu çok önemli buluyorum. Yani sorup cevap istemiyor. Konuşulsun, anlatılsın, insanlar hani önünde dursun bazen. O zaten ne aradığını bildiği için o yüzden görünmez olmak onun için bir de yöntem. Belki de güneş olarak çok fazla parladığı için insanların gözü alınmasın diye de siyah giyiniyor olabilir. Ya orada bir şey var esasında. Yani güneş olmasına rağmen siyah giy giyiniyor olması bence şeye benzetiyorum ben bunu. Yine Horasan'da konuşmuştuk hayır ve şerre ikisinin içinde ikisinden de bir parça olması ve bir de batıniyilikle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta batıniyilik bir önceki bölümde bahsetmiştik. Sonuçta iç içrek olan yani örtük olan. Yani bir yandan kendi şey batıniyle battaniyenin bir şeyi vardı galiba değil mi? Vardı aynı kelime battaniye yani örtü, örtünmek demek yani örtük veya bizdeki kullanımımız şey neden ne diyebiliriz e, astar işin astarı astar da o nereden geliyorsa astar star'dan geliyor yani batini geceliğini ortaya çıkan demek ha. astarı işin işin aslı astarı dediğimiz. aslı e, gündüz ortaya çıkan astarı gece ortaya çıkan yani görünen ve görülmeyen hali işin aslı astarı o demek bir de ben burada bir e, nokta daha yapmak istiyorum yani bu parende konusunda ben kendi görüşüm tabii ki çok gezmekle alakası olmadığını düşünüyorum yani burada Sinan'la fırattan biraz ayrışıyorum buradaki İş. Tabii ki gezen birisi ama paran aynı anda birden çok yerde göründüğüne inanılan insanlara verilen bir, bir keramet gösteriyor. Yani sonuçta bu, bu yaşadıkları zaman dilimi yani bugünkü bugün yaşamıyorlar. Çok daha insanların efsanevi özelliklerine sahip olduğu inanılan kerametler gözü gösteren her türlü evliyaların olduğu ve keramet gösterenlerin toplumda kabullendiği ve lider olarak görüldüğü bir dönemden bahsediyoruz. Hani Perende de böyle bir hem orada hem burada birden farklı yerde görünebilecek bir takım sihir özellikleri olduğuna inandıkları için bunu diyorlar. Yani bu şey de biraz onu bağlantılı tabi. yani işte siyah giymesi de onunla biraz bağlantılı. Hem hem güneş hem siyah giyiyor. Karanlık, örtülü. Çok ortada olmayı sevmiyor Sinan dediği gibi. Bir yandan da bir hafif karanlık bir yanı var yani karanlık yanı mı var? Bir karanlık yanı var. Yani işte bir sembolik olarak mı? E, sembolik olarak bir karanlık yanı var. Yani. Şöyle hem sembolik olarak hem de yani mevcut düzenin dışında olduğu evet. için yine hani gizli gizli olma ihtiyacı da var gibi gözüküyor en azından belirli bir süre için. Bu karan siyah giymesini bir de şeyle de bağlantı kurabiliriz yani. Alternatif bir hikaye de var ya e, geçen Hı -hı. bölümde bahsetmiştik. Bu alternatif hikayeyle de biraz bağlantılı gibi. Yani tabii Hı. bilmiyorum. Hı -hı. Burada birden fazla insan da birbirine karışmış olabilir da bilmiyoruz. Aynı anda birkaç şems de oluyor olabilir ve bu hikayeler birbirine geçmiş de olabilir. Yani anlatılan şems hikayeleri farklı yerlerde farklı insanların gözükmesine dair hikayelerin sonucunda da bu ismi almış olabilir. Belki. Olabilir. Yani belki de birden fazla şemsten bahsediyoruz. Aynı zamanda evet. yaşayan bunlar farklı yerlerde yaşadığı için de böyle bir şey çıkıyor ortaya. Böyle bir efsane ortaya çıkıyor. Ee, hani şey vardı. Prestige diye bir film vardı iki kardeş. Evet, evet. Sihirbaz, aynı Aha. insan gibi görünüyorlar. Çok çok güzel bir film. Müthiş bir fedakarlık çok. yapıyorlardı falan. Biraz bana sanki bu şey gibi böyle bir sihir yanı varmış gibi hissettirdi açıkçası. Evet, olabilir. Şems'in bizim açımızdan kötü özelliklerinden ama kendi açısından da doğru bulduğu özelliklerinden biri de yazmaması. Programın başına çok kısa bahsettik. Şöyle diyor, seni kurtaracak olan hakkın kuludur diyor. Ne yazdığın, ne yazılan değil. İlahi kitaptan maksatta sayfalar değil insandır diyor. İnsanı okumayı, öğrenmeyi insan üzerinden geliştirmeyi seven bir insan. İlahi kitap insandır. Ayet yani delil odur diyor biraz daha insan odaklı bir bilgiyi paylaşmada, bilgiyi yaymada, bilgiyi tartışmada, geliştirmede yazı ve okuma odaklı değil, biraz daha insan odaklı bir yaklaşımda bulunuyor diyebiliriz. Bunu da ilk öğretmenlerini diyebiliriz. Öğretmen gibi de değil. İlk öğretmenleriyle olan konuşmalarında görebiliriz. O konuda Sinan bilgi verebilir bize. Yani ilk öğretmeni içinde şey 22 yaşında başladı. Onunla olan geçirdiği zaman ta 36 yaşına seyahate çıkana kadar da devam etti. Tebriz'de Ebu Bekri Selebaf'tan bahsediyoruz. Selebaf değişik gelmiş olabilir. Kelimesi sepet örgüsü demek. Selebaf yani en fütüvet ve malet, melamet ehli bir Sufi ve bizim daha sonra ayı geleneğinde göreceğimiz gibi sadece alıp Şems'e bu tarz bir eğitim vermiyor. Aynı zamanda meslek de öğretiyor. Bu arada meslek olarak daha sonra seyahatlerinde de yaptığı şekilde senin bahsettiğin çalışmaların haricinde Şems Uçkur yani pantolon ipi üretiş, üreten bir kişi olacak. Ee, zaten bu da sadece hayatta kalabilmek için ve 14 senelik yine başta söylediğim gibi uzun bir dönem var. Bu meslek konusu önemli yani. Birkaç defa daha bunu konuşmuştuk yani. Özellikle Şems'in bu Sufi, o sıradaki Sufi yapılarında iç dünyasına çekilip dünyadan uzaklaşma, toplumdan uzaklaşma şeklinde de bir anlayış var. Bir anlamda yani böyle manastıra çıkma gibi veya işte zaviyelerde kendini inzivaya almak gibi. Bu kendi düşüncesinde ya yani, melamelikte de bu kesinlikle kabul edilmeyen bir şey. Yani bunu birkaç defa daha konuşmuştuk. Tam tersine reddedilen ve olmaması gereken yani meslek sahibi olmak, hayatın içinde olmak, hiç kimseye bağlı kalmamak. Bu da melami düşüncesinin çok önemli bir parçası ve daha sonra ahiliye evrilecek. Yani bu bu dünyadan uzaklaşıp bir işte kendi içine kapanıp bir dini içe kapanmadan bahsetmiyoruz. Tam tersi hayatın içinde kendi hayatını kendi kazanabilecek şekilde iş sahibi olması lazım ve toplumsal hayatına da devam etmesi lazım ve ve hatta hatta bir başka bir özellikle de kıyafetiyle dini bir görevi olduğunu veya bir organiz, örgüt içerisinde olduğunu, organizasyon içerisinde olduğunu da göstermemesi lazım. O ki konuştuğumuz yani siyahla da Ha, oradan çok güzel pardon lafını evet kesmiş gibi oldum ama şuna da belki gelmek isteriz değil mi? Bu bağlamda kıyafet kanununun ülkemizdeki kıyafet kanununun kökleri de buradan geliyor. Buradan geliyor. Diye konuşmuştuk evet. biz kendi aramızda. Evet, evet. İstersen çok ondan da bahset bu iyi bir biraz. Konu bu. Yani Sonuçta buradaki bütün cumhuriyetin zihniyetinde de yani bir görevi dışında e, özellikle dini görevler veya devlet görevleri kimse e, ama o zaman tabii özellikle bu kavuk sahipleri çünkü dini örgütsel hiyerarşik ifadeler her zaman kafadaki şapkalarla ya şapka veya kafadaki herhangi bir şeyle ifade edilmiştir. Hı. Burada ya bunun ortadan kalkması ve e, toplumsal yaşamın içerisinde görevini yerine getirmez iken bu e, farklılığın ortadan kalkması böylece insanların toplumsal yaşam içerisinde eşit olmaz e, zihniyeti burada yani bunun da kökünü buralarda görebiliyoruz. Yani Şems'in düşüncesinde de bunu görebiliyoruz. Ben onu çok önemli buluyorum. Çünkü şahsi olarak da şöyle bir fark yaratıyor. Demin Ero'nun söylediği %100 benim de şahsen katıldığım bir şeydir. Hayatın tamamen içine meslekle Hı -hı. De dahil olmak üzere girmek. Çünkü o inanca göre nihayetinde bu bir sınavsa bütün soruları okumamız ve yapmamız gerekiyor. Kenarda oturmak Hı -hı. değil. Bir din görevlisi veya ona uygun bir mensup olduğunu bildiğin bir şey giydiğin zaman, o çağlarda bile sana gelecek olan ve seninle yani nefsini cezbedeceğini düşündüğün şeylerin sayısı direkt azalıyor. Yani sana olan yaklaşım her şekilde. Teklif, işte konuşmalar. O yüzden olabildiğince kendini herkes gibi gösteriyorsun. ama hayatın içinde gösteriyorsun. Ben bir herhangi bir kabul olmuyor alnında yazar gibi. Ve gerçekten işte o sınavı o şekilde veriyorsun yani. Ama bir de şey var Sinan. E yani senin önüne düşen zorluklardan ziyade bence en önemli konu orada. Şimdi sen eğer bir yere kapanıyorsan birilerine bağımlısın demektir. Hmm. Çünkü sana... Bir şekilde bakacak birileri lazım. Tabii. O yüzden şimdi sen demin hani Şems'in özelliklerinden bahsederken hani bağımsızlıktan çok bahsetmiştik. ve Hatta işte geçen bölümde de bunu meclisin açılmasında 23 Nisan'da yaptığımız için bağlamıştık. Esas şey bağımsızlığı, bağımsızlığını kurma. Öbür türlü ya bir devletin himayesi altındasın ya işte bir dini bir örgütün içindesin, Bir yerlere bağlısın ve onların şeyinden çıkamıyorsun demektir. Çünkü ya buna karşı geleceksin kalenderler gibi hiçbir şekilde aynı yerde durmayıp işte birilerinden ufak ufak bir şeyler dilenerek hayatını geçireceksin. Böylece o bağımsızlığı yine elde edeceksin. Ya da kendi mesleğini yaparak kendi ayaklarının üstünde durup başka bir şeye bağımsızlığını en azından azaltacaksın. Yani esas bence şey o yani Eee desteklemek için şunu da anlatayım. Bugün önümüze birçok tarikat görseli düşüyor. Orada dikkat ederseniz hiç kimse o tarikatta üye olan hiç kimse şeyhten daha şık giyinemez, daha renkli giyinemez, daha büyük sarığa sahip olamaz. Bir hiyerarşi vardır. Ama bu hiyerarşi nereden gelir? O şeyhe gösterilen bir attan. Yani hani liyakattan değil. Yani o demin ahilikten de bahsederken, melamilikten de bahsederken işini daha iyi yapmaktan, çırak olmaktan, kalfa olmaktan sonra ustalaşıp ekonomik bağımsızlığı biraz da hani toplumsal sınıflara karşı elde etmekten değil biraz daha biattan gelir. Kıyafete biat. O kıyafetlerin hepsinin ayrı renk kodları var, toplumsal kodları var. İşte belirli tarikatlar, belirli renkler, belirli işte neredeyse aa, kafadaki o sarığın boğumunun sayısı bile belli bir rütbe ifade ediyor. Ama melamilik yani bu tabii ki inanç çok tartışılacak da değiliz ama melamilik bunları reddedip işi diyakate, hiyerarşilere karşı diyakata koyan bir yerde kıyafetlere değil, hikmetin kıyafetle değil, akılda, meslekte, uğraşta olduğunu anlatan bir yaklaşım. Peki bu bağlamda melamelikle Mustafa Kemal Atatürk arasında bir bağlantı kurabilir miyiz sizce? Kıyafet devrimini doğrudan orada hissedebiliriz. Kıyafet devrimi ve şapka devrimini toplumsal güçleri belirli kıyafetlerin işte cübbenin vesairenin sarıkların toplumsal güçlerini liyakate dayalı değil de biata dayalı toplumsal güçlerini değiştirmek üzerine biraz bir zihniyet devrimi olarak görebiliriz. Bir de oradaki şey şu. Yani görevinin dışında takmaması. Yani görevi dışında takması. Çünkü normal diye yani bugün bir polisin diyelim polislik görevi yapmazken polis kıyafetle gezmesi gibi bir şey. Yani veya ne bileyim askerin kahveye gittiği zaman hala askeri kıyafetle gitmesi gibi bir şey yani. o. Ya da daha da anlamlandırılmak için şöyle söyleyebiliriz mesela. Sadece statüyü belli edecek ve bu statüden kaynaklanan farklı bir davranış e, görecek olmasından yola çıkacak olursak mesela atıyorum bir CEO'nun e, sokakta yürürken farklı bir şey giymesi mesela ve bizim onun işte bir <laughs> CEO olduğunu anlamamız ve ay efendim falan diye peşine düşmemiz gibi yani. Avukat geliyor mesela restorana. Cübbeyle geliyor oturuyor falan mesela avukat. Ya, yani <gülüyor> cübbeyle <gülüyor> geliyor. Bir, ya pardon <laughs> ne oluyor falan dersin sayın avukat bey falan diye. Avukat hanım bir toparlanıyor. Evet, bir... Ya gücü elinde bulunduran insanların halk nezdinde hani eşit seviyeye gelmesini sağlamak buradaki esas amaç. Evet görevi dışında. Görevi dışında. Hı hı. Şey var. Onu da bir konuşalım. Bu deminki konuya bağlayarak hani bu nasıl şey yapacağız bilmiyorum ama özellikle hani işte melamilik, bir bağımsızlık hikayesinden bahsediyoruz işte örgütlü bir yapının olmaması. Özellikle şeyimiz bu örgütlü yapıların varlığından rahatsız fakat daha sonra özellikle evli birlikte hem Mevla'nın hem de Şems'in iradesinin dışında bir örgüt kuruluyor. Yani daha evvel konuştuğumuz gibi bir tarikat kuruluyor Mevlevi tarikatı. Ve bu Mevlevilik tarikatı içerisinde de ikinci, üçüncü kuşakta bir ayrım oluyor ve daha fazla göçebe kültürüne ve zihniyetine yakın olan dala mevlevilikte şems dalı deniyor. Yani sanki Aa. iki evet öyle bir şey var yani. iki tane mevlevilik hmm. var. Ama tabii buna buradan bakınca bu iş de şemsin isteyeceği bir şey değildi. Neden? Büyük ihtimalle. E çünkü zaten böyle bir yapıya bir örgütsel bir şeye zaten karşı istemiyor. Karşı. E, ve bunların hiyerarşik düzenler kurdun ki hani mevlevilik ciddi hiyerarşik düzeni olan işte post nişinin şey başında oturduğu, işte kuralları olan, bayağı işte zamanla ilerlediğin falan, bayağı kurumsal bir yapı esas. Kurumsal yapıların karşısında olan bir kişiden bahsediyoruz. Mevlana da çok yazmıyor, çok tarikat kurmak istemiyor bu ben hani. Söylediğimi söylüyorum. Siz sizinizi yapın tadında davranıyor ama Evet, ilginçtir. bahsetmiştik zaten i̇ki Mevlana tane, bölümünde. İki tane, yazmayı sevmeyen insan. Şems'in etkisiyle Mevlana yazmaya başlıyor. Şems'in kaybolmasından sonra. Şems gelene kadar Mevlana da yazmayı seven, kitap yazmayı seven bir isim değil. Ondan sonra başlıyor. Neden ama? Yani bunu bunu konuşalım belki biraz. Niye? Niye bunu yani yazıya dökme ihtiyacı duymuş olabilir? Ne hissediyordu da veya öfkeli olduğu kesin ama. Bunu bir sonraki bölümde konuşmak daha sağlıklı olacağız. Çünkü çok boyutlu Mevlana Şems ilişkisi. Neyle karşılaşacağımızı, neler anlatacağımızı şöyle bir Abdülbaki Görpınarlı'dan bir alıntıyla aktarmak istiyorum. Şems gelmeseydi Mevlana Mevlana olmayacak. Basit şeyhlerden bir şey, sayısız sofilerden bir sofi olacaktı. Fakat bu da muhakkak ki Şems'in de ne adı duyulacaktı ne de şanı. Mevlana zaten bu coşkunluğa hazır idi. O silinmiş, arınmış, zeytinyağına konmuş, fitili yontulup düzeltilmiş bir mum kandil idi. Yani Mevlana'yı kandile benzetmiş. Bu kandilin yanması için de bir ateş, bir kıvılcım lazımdı. Öyle ki Şems o vazifeyi gördü ama fakat o kandil de yanınca Şems de ona pervane kesildi. Canını verip onun ışığına karıştı diye bir çok güzel alıntısı var. Şems, çok güzel gerçekten. Şems Mevlana'ya bir evet. ayna idi cümlesiyle. ikisi arasındaki ilişkiyi, ikisi arasındaki belki dünya tarihinde çok az rastlanan ilişkiyi de gelecek programda anlatmaya başlayacağız diyebiliriz. Şems ve Mevlana'nın karşılıklı duran ve sonsuza uzanan aynalarını bir sonraki bölümde anlatacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ve edemiz. sevgilerimi sunuyorum. Aşk, Aşk olsun. olsun hepinize. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Şems olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> ne demek rica ederim her zaman beklerim. birden fazla insan da birbirle karışmış olabilir. Aynı anda birkaç şems de oluyor olabilir ve bu hikayeler birbiri içine geçmiş de olabilir. Ya da kaplandan her defasında kaçamamış olabilir. Oradan başka bir şems devam etmiş yani.